Sihirli Önlük kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatine çok yakışacağını düşündüğüm damla çikolatalı dondurma kurabiyesi tarifim var. Çok pratik ve çok lezzetli bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, burada 200 gram yumuşak margarinim var. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 1 su bardağı pudra şekerim. 1 su bardağı da mısır nişastam var. 1 tane yumurtam var. 1 çay bardağı damla çikolatam var. Ben sütlü kullandım. Siz bitter de kullanabilirsiniz. 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı da kabartma tozum var. Margarinimin içine bir kırıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımı döküyorum. Benim çay bardağım 100 bilim arkadaşlar. Pudra şekerimi de ilave ediyorum. Su bardağım da 200 milim ölçüsü. Nişastamı da ilave ediyorum. Ben mısır kullandım. Eğer elinizde mısır nişastası yoksa buğday da kullanabilirsiniz. Şimdi bunları birazcık çırpacağız. Güzelce kurabiye hamurumuzu çırptık. Şimdi unumuzu kontrollü bir şekilde dökeceğiz arkadaşlar. Önce 1 2 su bardağı kadar koyalım. Yavaş yavaş çırpalım. Elimle yoğurmaya geçtim. Şimdi 3. bardağımızda koyalım unumuzu. Yavaş yavaş yine yoğuralım. Kıvamına bakacağız. Bir paket vanilyamızı da ilave edelim. Kabartma tozumuzu da koyalım. Bakın hala elime yapışan bir hamur. O yüzden biraz daha un ilave ediyoruz. Yarım bardak daha ilave ediyorum ben. Yoğuralım tekrar. Bir daha bakalım. Hamurumuz çok güzel bir şekilde oldu. Bakın arkadaşlar şöyle yumuşacık, ele yapışmayacak bir hamur oldu. Ben toplam 3,5 su bardağı un kullandım. Şimdi çikolatamızı da ilave edelim. Biraz da böyle yoğuralım. Ben şekil vermek için dondurma kaşığı kullandım. Eğer yoksa dondurma kaşığınız, elinizle de yuvarlak şekiller verebilirsiniz. Şöyle. Kurabiyemize şekillerimizi verdik. Şimdi önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında biraz üstü pembeleşinceye kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz 20 dakika fırında pişti. Gerçekten kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye olmuş. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacağına eminim arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.